Selamünaleyküm arkadaşlar tekrardan. Az önceki videonun devamı bu. Fazla uzatmak istemedim ki part halinde atayım diye. Evet arkadaşlar, şimdi az önce zaten gerekli bilgileri verdim size. Amblemleri işte pire bulma gerektiğini, belki ekip olarak girmeniz gerektiğini, solo bir yere kadar gitmeniz gidebileceğinizi anlattım. Şimdi sıra geldi oyunda nasıl oynadık, nasıl pozisyon alıyoruz vesaire vesaire bunları anlatmaya. Bir de arkadaşlar mesela oyunda da şunu da bu videoda bahsedeyim, diğerini bahsetmeyi unuttum. Mesela chatten yazıyorsunuz işte takım aranı vesaire, adamlar yazıyor ki son bir olun işte aranı işte. Bir de onlara diyorsunuz ki davet at vesaire, takip ediyorsunuz. Abi öyle her takıma girmeyin çünkü her takım iyi olmuyor. Veya takıma biri aldığınızda şey yapın, bakın mesela takıma çağırdınız işte takipleşiniz vesaire. Buradan mesela şu arkadaşa gireceğim. Buradan gireceğim abi. Geçmişine bakacaksın. Son maçlarını ne zaman oynamış, kaybetmiş mi? Eğer son 3-4 maçı kayıpsa abi takımlarına bakacaksın. Feeder falan var mı? Yoksa anla ki bu adam zaten tilt olmuştu. Bu adam bugün oynayamaz. Sonuçta oranına bakın. Oranı çok önemli olmasa da bunun favori kahramanların oranlarına bakın. Mesela 154'tü işte. %46'dı. 42'dir mesela. Oranlar çok düşük olmaması lazım arkadaşlar. Oranlar çok düşükse o da yine feeder anlamına gelir. İyi oynayamıyordur. Bunlara baktıktan sonra ona göre takımı alabilirsiniz. Bir de arkadaşlar büyük ustayı falan pek almanızı tavsiye etmiyorum. Yani epiklerinizi epiklere alın. Ha, şu açıdan düşünebilirsiniz. Mesela epik 1'seniz abi epik 4'lerle 5'lerle oynayabilirsiniz. Niye? Ona göre karşımıza işte şimdi epik 4 epik 5 gelmesi daha ihtimal oluyor. Ondan sonra takımda bir tane efsane oldu muydu? Karşı illaki efsaneler geliyor diye bir şey yok. Takımda bir tane efsane oldu mu, karşıda bir tane efsaneye geliyor ya gelmiyor, flap kuruyor. Mesela şu son oyunda en geldiğimde bizim takımda iki tane efsane vardı herhalde. Evet, yanlış hatırlamıyorsam ya iki ya bir tane efsane var. Şu şey efsane zaten de yeşil evler arkadaş bizim. Bir tane daha efsane var mıydı bilmiyorum da karşıda mesela bayağı efsane vardı. O yüzden bu videoyu şimdi size göstereceğim. Şurada savaş alanı tekrarlarda. Girebilirsek tabii. Niye giremiyoruz? Arkadaşlar buraya giremezseniz şu odadan çıkın. Girebiliyorsunuz o zaman. Tekrar kaydettiklerimden de bu carry videosunu arkadaşlar YouTube'a yükleyeceğim bu videoyu. Ben önceden büyük ihtimalle. Oradan izleyebilirsiniz. Carry'nin nasıl bir tank eritici, nasıl bir kolsuz eritici olduğunu şey yapabilirsiniz. İzleyebilirsiniz. Bakın karşıda X-Sport var, Esmeralda var, ne bileyim Zest var, şey neydi o karakterin adı ya, Kimi var, şey var, Grok var, oyunun sonuna doğru hepsini eritiyorum, bildiğiniz videoya bakarsanız acayip gerçek hasar vuruyor çünkü. Şimdi biz videomuza geçelim. Tamam, basıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi takımda 3 tane efsane varmış. Bizim takımda 3 tane efsane olur da karşıda olmaz mı? Karşıda da kesin yine vardır. 2-3 tane. Karşıda ben abi maşadan korkuyorum çünkü geçen bayağı maşaya kaybettim ben. Video açarken ondan bahsedeyim. Ben şu anda çoktan efsane olurdum ama işte geçen bir takımla girdim mesela. Orada abi iyi oynuyorduk ama mesela rehavete kapılıyorduk. Abi 17-1 gittiğim maçı yenildim ya. Rakipte bildiğin skor yok. Adamlar yendi ya bizi. Maşa alttan gidiyor, oyunu bitiriyor. Arkadaşım öncelikle ben Granger'la üst koridora gidiyorum. Alt koridora genelde buff alan birinin gitmesini tavsiye ediyorum. Ondan sonra abi bir yerde oyalanmıyorum. Direkt koridoruma geliyorum. Şuradan Charlie'ye giriyorum. İleriye doğru gidiyorum. Eğer oyalanıyorsam Charlie'ye mesela burada görüyorum şeyi. Leste'yi bekliyorum. İstediğimi çıkartmıyorum. Leste oralarda takılıyor. Buradan minyonlara ilk skillimi atıyorum, ondan sonra yavaş yavaş challenge'ı almaya başlıyorum. Çünkü challenge içinde olmadığınız zaman Leslie birinci skillini basıp yakınıza gelip size vurabiliyor. Burada Leslie'den ilk kill alabilirdik ama araya minyon girdiği için tüm vuruşları tutmadı ona. Buradan direkt küçük ormana gidiyoruz. Küçük ormana giderken şeyden bahsedeyim işte maşadan falan. Abi 17'ye 1 gidiyorum falan. Takımda da işte şey var oyuna girmeden önce. Roger'la Angela falan vardı, ben dedim meseleleri de kaybedebiliriz falan. Abi 17'ye 1 gidiyorum. Meselelerle falan kaybetmiyorum. Acayip önündeyiz falan. Neyse oyun bitti bitecek. İşte adamların ana kulenin önünde bir kule var. Burayı açıp bitireceğiz. Neyse savaşıyoruz lan. Bunlar 4 kişi diyorum. Abi bunlarda bir eksiklik var. Sanki bu karşıda bir tane daha bir karakter vardı. Ne vardı falan. Neyse. Şurada bir durduk. Duraklatayım şunu.
Allah Allah dedim, neyse dedim, şunlar kesin dedim, biz oyunu bitirelim falan. Adamlar kestik, adamlar random atmaya başladı. Ne oluyor lan dedim, bir baktım adam attıktan Roger gitmiş bizim kaleyi kesiyor. Öyle oyunu kaybettik. Belde de işte maşa kesti, orada kaybettik. Tekrar şimdi oyuna dönecek olursak arkadaşlar, burada şeyi kesiyorduk, yengeci, ben biraz şey yaptım, rehavete kapıldım, hani dedim kesin alırız diye. Skill attıktan sonra biraz ağır davrandım ve burada yengeci çaldılar ama sonrasında Kufra'nın güzel oynaması sayesinde buradan killimizi alıyoruz, ilk kanımızı. Daha sonra buradan yine minyonları temizliyoruz. Kostümü de arkadaşlar bu arada yeni aldım, acayip hoşuma gitti. Ranger'ı seviyorum zaten, daha önce elit kostümünü de almıştım. Burada desteği de alıyorum. Destek kasılamıyor tabi, biz de bayağı kasılıyoruz. Suikastçı para ürünüyle girdiğimiz için. Şu an bakacak olursak en önde ben varım abi, 1326. Harit döndü. Burada kuleyi almaya oynuyorum ben ama minyon küçük olduğu için burada alamayacağım tabi kuleyi. Burada yine kasılmaya devam ediyorum. Oyunun ilk seviyelerinde fayda çok yakındaysanız gitmenizi tavsiye etmem. Kasıldım daha iyi adecedir. Savaşçıda da ben genelde kule ettiğim için orada da pek gitmiyor. Burada güzel geldi ama işte skill'leri tutturamadı. Işınlarımı kullandım, piskeyi. Burada geliyorum abi, yine orayla hiç uğraşmıyorum. 3 kişi var. Burada küçük ormanımı alıyorum ben. Ali falan da geliyor, testes de geldi. Burada agresif yapabiliriz diye ileri doğru hafiften bakıyoruz kim var kim yok diye. Adamlar kuleye çok yakın olduğu için kule dibi gireceklerden pek yaklaşmıyor. Ben burada ultimi kullanabilirdim, neyse kullanmamışım. Herhalde garanti kill olmadığı için. Altta her bundan yararlanıyor. Ben bunda işte eğer oyunda olsaydı öyle ünlem atmıştım, görürdünüz. Abi böyle bakın, haritada kimse yoksa falan büyük ihtimalle oyunun bu seviye, bu dakikalarında kaplumbağa da olabiliyorlar. Kaplumbağayı vermeyin. Özellikle ki böyle harittir, maşadır falan varsa karşılarında kesin gidiyor kaplumbağaya. Evet. Maşa alttan bizim kuleyi almaya çalışıyorduk. Aldı sonra uçuyor. Güzel bir uçuş yaptı. Biz burada pusuya yattık. Lesteğin gelmesini bekliyoruz. Kufra hiç göstermiyor kendini. Aslında burada benim biraz daha minyonlar kesmeyip geriye doğru gitmem lazımdı ama Lesteğ geldi öne doğru. Burada sıkıştırıyor zaten. Bayağı bir Kufra bildiğiniz gibi hasar veriyor. Ben de ultimimi vuruyorum. Yakın zamanda bir fark gözlemlemediğim için. Kufra acayip bir tank abi. Eğer tankı minlemek istiyorsanız Kufra'yı kesinlikle önlendirebilirim. Bildiğiniz üzere eskilerden Kufra anlamam bir karakter demişti bir defa. Daha sonra o kadar çok saldırı, suikastçı karakter çıktı ki artık tankı banlamak yerine onları banlamayı tercih ediyorlar. Evet, burada gördüğünüz gibi mesela harit var, şey var. Bunu abi hoplatıyor. Harit bildiğin oynayamıyor. Acayip bir kanser yapıyor harit. Geçen dediğim gibi karşıma geldi, yani mal yapıyor bildiğin. Sağa sola kaçamıyor abi. Kaçamadan gibi kalkan alamıyor. Harit işte orada bitiyor. Evet, burada gördüğünüz gibi bende X2'nin gelmiyor. O biraz sıkıntı oluyor ama yine maşadan kaçmayı başarıyordum. Granger'ın en iyi özelliklerinden birisi abi vururken kaçabilmesi. O güzel bir şey. Burada araba oluyor şey. Peşinden mesela bir ADC suikastçı veya büyücü böyle stun olmayacak birisi koşuyorsa böyle bir riski atarak geri geri giderseniz büyük ihtimalle ölüyor. Tüm şey bunu tutturursanız vuruşlarını. Onun dışında gördüğünüz gibi burada boş. Abi boş bulduğunuz yerde direkt kuleleri açın. Kuleleri oynayın yani, kuleleri bırakmayın çünkü fight bir yere kadar oyun ilerleyen seviyesinde genelde savaştır şeydir, kuleleri rahat açtığı için kulelerinizi açıp birden bitirebilir. Evet, burada gördüğünüz gibi harit yine döşüyor. Ta ki Kufra gelene kadar, Kufra'nın evi de Kufra da aşağıdaymış. Evet, buradan yine minyonlar kesiyoruz. Ama bu oyunu oynarken gözüm hep maşadaydı abi, geçen öyle kaybettikten sonra. Bir de bu bildiğiniz gibi saniye son oyundu, beceriliyor attı. Bir de başka sıkıntılarım da var o an, yani bu oyunu kesinlikle kazanmam lazımdı. O yüzden bir gözüm hep maşadaydı. Aldo Star dediğim gibi maşayı hep takip etti yani ultisini atarak da. Eğer kuleleri oynuyorsa direkt gitti, kesti, kesmediyse de kovaladı. Burada ben yine kasılıyorum. Şöyle farma bakacak olursak 3800'deyim ben, rakipten yok zaten geçen de bizim takımdan oyundan. Yarışabilir kimse yok şu an kanda. Zaten 4-0-3 gidiyorum. Suikast yönlerini 80'de çarparsam fazla öldü. 3200 değil de 320 falan gold yapıyor. Bu ne lan, 320 gold içiymiş artık. Adamın gördüğünüzde otomatik para daha veriyor. Oradan biraz kar ediyorsunuz.
helikopter hiç azim sana da bir şey değil, burada görünüyor, lan senin bana geliyor. Ben burada zaten seveceğim ama farm olarak bayağı önde olduğu için film gelirse zaten rahatça kasabileceğimi biliyorum. Burada ultiledim lan seni top. Şurada zaten gördüğünüz gibi skillime de denk geliyor. Burada üstüne gitsem keserdim onu ama ölme riskim de vardı, o yüzden riske atmadım. Çünkü abi ADC oynarsam herkes de var mı bilmiyorum da ben de var. Bir kere öldü mü tutamıyorum da. Burada alttan maşa gidiyor. Direkt base atıyorum ben. Hiç bırakamam yani. O riski bir daha göze alamam çünkü çok acayip kuralıyor. Burada direkt itiyoruz. Oradan Andos uçuyor zaten gördüğünüz gibi. Yine de yakalayamıyoruz. Çok kanser bir kar yok. Kaçıyor yani sağdandır, soldandır, oradandır, buradandır. Orada yine alttan minyonlarımızı çöz denk gelmişken araba geliyor burada. Bana çarpıyor. İçi boşmuş. Korktum bir yönden ödet fırlayacak diye de. Rakipte zaten ödet de yoktu ama. Yine de insan korkuyor. Burada yine yengeci falan almıyoruz. Altı üstü itiyoruz. Kufra çok bela gördüğünüz gibi gidiyor. Maşa doğru tay itmeye çalışıyor. Buradan geri kaçırıyoruz, püskürtüyoruz onu. Burada yanılmıyorsam sağ Kufra onu öldürüyordu ya. Ben burada peşiyordum öldürmek için ama Kufra aynen pasif oldu ya herhalde, o bilmiyorum tam Kufra'yı da pasif ile falan öldürüyor yani. Burada da ben olan senatör çok az bir şeyle kaçırıyorum yani. Ama net de olsa sallardım öyle. Burada yine desteği harika var. Arkadaşlar ben ormanı tam çıktığım için direkt hiç affetmiyorum yani. Ormanları gördüğüm yerde kesiyorum. Oyunun sonuna doğru da ormanı tam şey yapıyorum, satıyorum. Direkt düzler, altüzler, denme alıyorum. Bu arada kaplumbağayı da bu seviyelerde boş buldum diye kesiyorum. Affetmiyorum, grenden bildiğiniz gibi ormanın yaratıklarına kaç açar bayağı yüksek. Ben böyle orman yaratıklarına fazla vuran ADC'leri daha çok seviyorum. O yüzden ben bunları mesela bırakmıyorum. Ama artık sıralı atmayacağım için bir amacım var, ulaştım. Şey kısmında klasik yapan oynayabilirim. Burada kulenin canları böyle az olduğunda alıyorum. Çünkü fight'ta falan sıkıntı yaratıyor kuleler. Bir de özellikle şu ilk kulelerse yani base'e daha yakın, rakibin base'ine daha yakın olan kulelerse onlar mutlaka öyle bir iki broşür canı varsa alın. Çünkü onları aldığınızda büyük minyon geliyor. Burada aklımın köşesinde bulunsun. Burada yine maşayı kovalıyor bu. Ben de kule altı bekliyorum maşa gelir diye buraya. Gelirse keserim diye. Tam geldiği anda işte şey doluyor, pasifi doluyor. Dördüncü skill ile can basıyor. Burada gördüğünüz gibi Kufra yine haleti kanser ediyor. Burada minyonlarımızı itiyoruz. Aldos yine maşanın peşinde. Adam ya işte. Abi oyuncu oldum bile. Geçen maşa maçında da bizde Aldos vardı. Salak gelmiş bizim yanımıza, zaten fight'ı kazanıyoruz. Ulti atmış bizle savaşıyor. Lan arkadaş git maşa yutusuna. Kurban olayım. Oyun bilgisi önemli abi işte. Yetenek falan bir yere kadar oyun bilgisi olması lazım. Ha, oyun bilgisi de bir yere kadar yetenek olması lazım. Şeye kapılmamak da lazım. Evet, falan. Maşa burada yine bastı geliyor. Kimse tutamıyor maşayı. Derken işte halinde ultisi güzel. Yandan atıyor abi. Maşa istediği kadar kaçıyor. Sana vuruyor. Burada ultiyi otomatik attım. Lanserata gitti. Yoksa ben Leslie'yi kesecektim burada. Evet, bu dakikalarda oyun bitiyor zaten. Burada zaten engel olamıyorlar. 4 kişi girmişiz. Burayı rahat rahat alıyoruz. Burada şey gibi kaçıyor derken vuruyor. Abi Granger'ın düz vuruşları az değil diye düşünmeyin. Vurun yani, hiç bırakmayın. Skillinden birini beklemiyorum. Bazen bile bekliyor. Siz beklemeyin. Ayakkabıyı da bekleme süresi çıkmıyorum arkadaşlar. Şöyle oyunu bitirmeden şuradan bir göstereyim. Ben ayakkabıyı abi rakibe göre ya zırh çıkıyorum. Bir salma çıkıyorum ya büyü salması çıkıyorum. Büyü salmasını çok nerede çıkıyorum. Nerede fiksel çıkıyorum çünkü aktiflere karşı falan. Bir kanos samışla basıyorum. Peşine ayakkabıyı tamamlıyorum. Ayakkabının küçüğünü. İlk orman eşyası alıyorum. Peşine ayakkabının küçüğünü alıyorum. Peşine kanos samış, balta. Daha sonra ayakkabıyı tamamlıyorum. Daha sonra musluluk. Daha sonra orman eşyası. Daha sonra da bitmeyen savaş çıkıyorum. Bitmeyen savaş çıkıyorum. Azı bekleme süresinde avlanma verildiğinden dolayı ayakkabıyı bekleme süresinde çıkmama pek gerek kalmıyor. Ama siz tabii ki yine durmadan skill atmak isterseniz şey yapabilirsiniz ama en azından yine biraz bir savunmanız olması vesairelerde işinize yarayacaktır. Şöyle videoyu devam ettireyim, zaten burada oyun bitiyordu bildiğim kadarıyla. Aynen burada ultiliyoruz.
Oyun bitiyor. Evet, şöyle hasarlarımıza da bakalım. Daha sonra videoyu bitireyim arkadaşlar. Evet, %27 hasar yemişim. Kufra bayağı takmamış ya. Onun dışında başka da göstereceğim bir şey yok. Diğer karakterler hakkında pek yorum yapamam. Ama main ADC olan biri olaraktan ve izlediğim videolarda, ne bileyim, canlı yayınlarda söylemem gerekirse, abi ADC'nin bir oyundaki en önemli şeyi pozisyon alması. Pozisyonu düzgün aldınız mı rahat rahat gidiyor, ama pozisyonu alamadınız mı hiçbir şey yaramıyor. Direkt vuruyorsunuz zaten, bir vuruşluk canı var, stamina vesaire. Bunları da katarsanız ölüyor yani, duramıyor ayakta. O yüzden gerekirse fightlara uzaktan gelin. Ne bileyim, girdiğinizde abi canları az olsun ya, ultilerini atmış olsunlar. Veya rakibin arkasından yaklaşın. Ne bileyim, mesela adamlar ileri doğru gidiyorsa siz arkadan gelin girin. Ondan sonra tek başınıza tankları genelde peşlememenizi, rakip ölüdeyse peşlemeyin, çünkü tanklar genelde pusuyor falan çekiyor. Bunları düşünün. Öyle bir de canı çok az olanları da kovalamayın. Bir de oyunun ilerleyen zamanlarında tek gezmeyin. Çünkü tek gezince ani bir harekette kıstırıp kesebiliyorlar, direkt tek yiyorsunuz. Öyle arkadaşlar, başka da diyecek bir şeyim yok. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda inşallah görüşürüz. Onun dışında para kasma videosu falan anlatmıştım. Daha başka video bilgiler falan öğrenirseniz de videolarla anlatırım. Artık gece saat bayağı geç olduğundan dilim falan da sürüşmeye başladı. Gördüğünüz gibi konuşamıyorum. Kanalıma abone olup takipte kalırsanız sevinirim. Herkese iyi oyunlar, iyi eğlenceler dilerim.